Çok toplantılara katıldım. Tebriz'e, Urmiye'de sürekli gelip gidiyorum. Urmiye'nin ilk ticaretini ben 35 yıl önce yaptım. Dolayısıyla 35 yıldır İran'dan hiç çıkmadım. 35 yıl önce dile getirdiğimiz eksikleri her toplantıda dile getiriyoruz. Biz artık bunları dile getirmekten yorulduk. Bunların halledilmesini istiyoruz kıymetli başkanım. Bir tanesi mesela turizmle ilgili gümrüklerde yaşadığımız sıkıntılar. Biz bir aracımızın içerisinde yaklaşık 15 kişiyle şimdi İran'a turizm faaliyetinde bulunuyoruz. Başkanım hepiniz ticaret yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki bir insan bir ülkeden bir ülkeye gittiği zaman minimum 1000 dolar para vermek zorundadır. Otele, ulaşıma her şekilde 1000 dolar bir para verir. Minimum değerlerden bahsedeceğim. 500 dolar da yediğini hesaplarsak benim getirdiğim her turda bir şahsın İran devletine bıraktığı para 1500 dolardır. 15 kişiyle çarptığınız zaman 18 bin dolar para bırakıyor. Ben ayda 4 sefer yapıyorum. Yani yaklaşık 70-80 bin dolar nakit para getirip buraya bırakıyorum. Bunu binlerle çarpmanız lazım. Bunu çünkü biz sadece Türkiye'de bütün dünya İran'a gelmek istiyor. Fakat biz gümrükte yaşadığımız sıkıntılar. Mesela hiç nahoş olmayan bir konu var. Onu ben burada özellikle dile getirmek istiyorum. Biz gümrüklerde son bir aydan beridir çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Şimdi dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama var İran gümrüğünde. Nedir? X-Ray. Şimdi her araba X-Ray'a düşebilir. Kıymetli başkanım, bizim aracımız da X-Ray'a düşsün düşmüyoruz değil. Ama karşılığında para isteniyor. 1 milyon 150 bin tümen diyor ve ben senin arabanı arama edeceğim. Ya yanı başımızda Irak var, yanı başımızda Gürcistan var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Diyor ki biz X-Ray için sizden para istiyoruz. Bunu vermediğimiz zaman aracımızı 1-2 gün gümrükte bekletiyorlar. Şimdi her gün, günde 3 araç gönderdiğimi düşünün. Ben her gün 3 milyon 500 bin tümen vereceğim. Ayda 100 milyon tümen vereceğim. Nedir? Ben İran'a faaliyette bulunuyorum, İran'a turist getiriyorum. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bugün geldim, özellikle bugün de yaşadım. Hatta arabamız sahaya geldi, tekrar geri çıkarttılar. Ben gittim müdürlüğe, müracaat ettim. Sağ olsunlar duyarlıydılar, yardımcı oldular. Hemen bizi oradan çıkarttılar. Belki bugün heyet olduğu için beni bıraktılar. Ama yarın aynısını yaşarsak ben bu üç grubu nasıl getireceğim buraya? Ben şimdi bayram programında 50 kişilik rezervasyon yapmışım. Tahran'da yapmışım, Kaşan'da, İsfahan'da, Yezde, her yere yapmışım. Şimdi başkanım başka bir uygulama var. Onu da belirteyim. Şeyde, Çarak'ta. Mesela dile getiriliyor mu, getirmiyor mu bilmiyorum. Ben defalarca geliyorum, oradaki yetkili diyor, ver telefonuna bakayım. Telefonu alıyor, inceliyor. Ya benim özel işlerim olabilir, karının fotoğrafı olabilir, çocuğumun fotoğrafı olabilir. Yani bu tür uygulamaları muhakkak dile getirmeniz gerekiyor. Biz çünkü misafiriz, buraya geliyoruz, gezmeye geliyoruz. Yani biz kötü bir iş için gelmiyoruz ki buraya. Sizden ricam bu tür problemleri halledilmesi. Bir de siz burada iş adamları hazır hepiniz bulunuyorsunuz. Bizim için çok kıymetli olan Urmiye şehridir. Hem Yüksekova için hem Van için. Biz şimdi turizmi burada geliştirmek istiyoruz. Mesela ben Şiraz'da şimdi bir yetkili arkadaşla görüşüyorum. Urmiye ile Şiraz arasında charter uçak seferi yapmak istiyoruz. Yaklaşık 3 aydır orada görüşmelerim var. Ben şimdi Yüksek ve Havalimanı'na misafirlerimi indiriyorum. İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan her taraftan bana getiriyordum. Şimdi bayramdan sonra hepsini Yüksekova'ya getireceğim. Neden? Çünkü Yüksekova'dan burası yarım saat. Benim havaalanım var burada Urmiye. Ben Tebriz'e gidiyorum. Tebriz'de yeterince uçak var ama bazen yetişemiyoruz. Sıkıntılar oluyor. Gece orada konaklamak zorunda kalıyoruz. Yani burada bir sürü iş adamları var. Neden Urmiye'de birkaç tane uçağımız daha yok? Biz mahkum olmuşuz, Tebriz'e gidiyoruz. Bir gece de orada kalmak zorunda kalıyoruz. Biz Türkiye'deki iş adamları olarak sizin charter seferlerinize destek olmak istiyoruz. Özellikle ben. Çünkü yüksek volümlü iş yapıyorum ben. Türkiye'den İran'a şimdi çok yüksek sayılara ulaşmak istiyorum. Bizim sadece 2025 yılı içerisinde 200 tane ajans, yani acentelerle birlikte Türkiye'den biz İran'a çıkarma yapmak istiyoruz. Şimdi bundan sizin otelleriniz istifade edecek, sizin restoranlarınız istifade edecek. Yani bu katma değer oluşturan bir durumdur. Lütfen sizden ricam, şu havaalanı için en azından birkaç tane uçağın gelmesi için bir şeyler yapın. Kendiniz için
yapın yani. Çünkü bir tane uçağınız var. Bazen iki tane kalkıyor. O da bazen iptal oluyor. Gönüllü elçilerinizsiniz. Yani biz acenteler Türkiye'de İran'ı tanıtıyoruz. Bizim Instagram sayfalarımıza, Facebook'larımıza girin. Bakın biz İran'ı nasıl tanıtıyoruz. Çünkü ben müşteri getiriyorum. İran'ın en güzel değerlerini tanıtıyorum. Sizden diyeceğim, biz bu insanlardan buraya getirdiğiniz zaman gümrüklerde, şeylerde. Ha bir de şöyle bir şey var. Biz Gazi kapısından geldiğimiz zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani o yol sanki başka bir devlet ama şu Esenler'den Urmiye'ye gelene kadar başka bir devlet sanki. Öyle bir şey yok. İki devlettir, iki kardeş devletiz biz. Biz İran'ı kendi memleketimiz, kendi vatanımız bilmezsek biz neden gelelim buraya? Beli ezbeni evroke odamaya bazırganya geveriv. Gel karsazet hayit geveriv. Yekup alaqadara va gel İran'a hey me inan ne ere am gel bazırganya Urmiye zor mehvan perverek nişameda me peskire ki hayit bala ferga haj gotne ne da ko seferet meyet ko bu ferdan zede ben me avji gotne da hatna me gel keyf haj bun am jip mehvan dar ya va gel keyf haj bun me je au davet kerim ko bena bazırganya ma geveri demek nezik da deyetin Ev civinet hoca bu memleketi me bu karsaz enme civinet mühümün piskiriken az ve bavariye da me de tekiliyet me gel bazırganiye urmiye zedetir ben me ev keyf jehilgirt me ev rugermi jehilgirt inşallah demek ki nezik de em jneval geveri mi az beni me ev karsaz etmeyit sert turizmi pe alakadar ben me au karsazet ha inan neyre gel karsazet va civin kirin cihet meyit girin ku cihet meyit lav cennet cehennemi zozanet sati şelala kavali me af şiklet ve hemen nişavadan gelek pe keyfaj bun az bavarım demek ki nezina de bine mehvan etme emde vacaha لگرینن ده ایشالله اول دبیت وسیله کو بو تجارتا هات نچونا توریزمی یا کو هرما ایرانی من قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی استان آذربایجان غربی هستم افرم بگن حکار یکشک و تجارت اداسی üyeleri ایران اورمیه تجارت اداسی زیارت ettiler Ziyaretin sebebini biraz anlatır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Bu arz selam ve ihtiram. خدمت بینندگان عزیز و همچنین تقدیر و تشکر از ریاست محترم اتاق یوکسکووا و همچنین هیئت رئیسی و فعالین اقتصادی حکار یوکسکووا که امروز به عنوان میزبان در خدمتشون بودیم و برنامه هایی را در راستای رشد اقتصاد رشد فعالیت های فیما بین و تراز تجاری استان های آذربایجان غربی و حکار یوکسکووا بحث و بررسی شد که امیدوارم در آینده بتواند رشد چشمگیری در این مسیر داشته باشیم. Başkanım bu yüksek ovadaki hava alanının olması bu Tebriz'den Urmiye'den yüksek ova gelip oradan Antalya İstanbul'a gitmek isteyen İranlı vatandaşlar rahat gelip gidebiliyorlar mı? Onlar için bir avantaj mıdır? Be her hal فرودگاه yüksek ova یکی از آلترناتیو های مهمی برای مسافرین ایرانی هست که می توانند در عرض یک ساعت از ارومیه به فرودگاه یوکسکووا مراجعت و از آنجا به هم به آنتالیا هم استانبول آنکارا و هر مسیری که دلشون خواست عزیمت بکنن و یک آلترناتیو خوبی هست که بتونیم از اون استفاده خوبی بکنیم فقط در فصل زمستان پروازها یک کم با مشکل برمیخوره که امیدوارم اون هم با تدابیری که فرودگاه های یوکسکووا در برنامش داره این موضوع هم مشکل رفع بشه بله او برنامه یا ارمیه سر چیه؟ ایروکه ام اتاق بازرگان گوری هاتن ارمیه سر سرادان اتاق بازرگان ارمیه ام نزدیک 6-7 کس گوری شمزینان جلمیرگی ام خربینه هاتن لیره سر مشکل بازاران، سر مشکل سنران، سر مشکل تجارتی
ku emlere harikariye ki biken gelip kudu istişare biken gelip kudu bakın ku em aluziyet nabendame İran'e da em binne azman ku çareseriye ki bu binne ser de gel devlete ho gel hükümete ho evcide binne zaman belki Xuda hasketin zamanek nüzük da vakte nüzük da ev sorunet meyet na bendam ev İran'ı Esendere da Şemzinan dere Avdiye da alanı me ina gündemi megu belki am alanıji binne gündemi kapiye ya Avdiye alanı binne Avdi ma evne hamine zaman gelek sıkıntı etmehene, gelek sorun etmehene, gelek evne hamiyet ne ku işsala kene, yet belki 20 sal, 30 sal bernehene. Hatta nehe gelek carjime fırsat diti em hatine meser ahıv diye me ina holi. Ama hatta iro rojeji van ev sorun etme hinek hatine ci. Ama مخابن هیچ تاجی گلک مانه که بین چرا سر کرن او بالفرگه ها گوره هاتر آوا کرن بو آلی بازرگانی و ایران و باجار جولمرگی چه فایده به هیا؟ در فتح گلک مازنه اما مخابن گلک بالفر ناین نه ام هست کن نابنده گوره ارمی گوره تبریزی او سفرانه بینه کرن او انسانانه در فتح وی والفاریان بگیرن که ایدی ریا پیادت نهی نچن چونکه گرچکتن حقیقتن جی سنران گمرکان دا بو پیاده انسان پیادت ایچن مشکلی گل آمازن هنه گلک آلوزی هنه گلک قربالغه انسان ایتیت و حتی و درگی در چیته درگی دیتر ساعتان گیرود به چو توشتان نه هیلن بینم ببن ام حس کن ما اوجی این آزمان ام حس کن او ملت ما تیت ایرانی ملت ایرانی تیت گواری او نه بشین تشتی که گل خوب بینم ببن بو مالا خوب بو پچکی خوب بو اداره خوب هچه نبیتن که او دیگه که ماسی اوان هبی بکن درفت بوان بیت درفت اونه جمع همین زمان امید همه هیا بلکی که انشالله پشک به چاله سریه هم انشالله بلکی اونه همه بین میدان بین چاله سر گرنش برنامه ما هم حاطن نامه سر به هندی بی نابین نامه و ایرانه یعنی نابین گور جلمیر گیل ارمیه حاطن نامه سر به هندی هم حاطن ticaret odavı ya Urmiye ma servi toplantıya kemci ina evi akıtın etme da serhindi bin bu sanahiya siruye kapıyı siruye ye esendere hatun çun ve sanahip kevitin milleti mevaktit bit bütçitin sanahi bit bütçitin aziyete ki tete keşan ev aziyetene rabin hem rakhi aliye siruye hem aliye esendere da evi ma o gazındid ma bu vaha bun ma gütte ev tıştana zahmet içi dine on zahmetana bila binebci inan insan etmeci yani iş adamı yetme hem yetme hem yetvan اوانا جی گل یک تجارت ای که زیده بکن تجارت ما بلا زیده ببیتن و قاپی ما جی هر بکی قاپی دو بیازیته یه راضیت بیجنه نمیا هر وکی واجی صناهی بکویتن یعنی هاتون چونا ترا صناهی بیخن هاتون چونا انسان این ما صناهی بکویتن گوه ریجی تیاره لی دانیتن یعنی انسان ایت لی ریجی بین تیاره ویلی پایا ببن نابینا ساعت اکی دیب گهنه ارمیه یعنی داخل زمان سر هندی بی انشالله اوه جیدی وقت اگ نیزیک دا و ما گوتن ایت خود گوتا تجاره اوه نجیدی انشالله بود دولت اخو مراجعت بکن دیب جیه تا اینان انشالله هم بر به هندی آتن هب تشکر دید که هم دور سفر بله اوی که اوه که هنج دزانن اودای بازرگانی ها گوری یکمین جوین مل ارمیه پی کنه هماتین سرادان تجاره تجاره ارمیه و
ما لسر همه مشکلات نابینا ما و ایران دا و نابینا ما گفر ارمی دا ما همه تشت اینان زمان و اوی که لوی دریل اوی جی او دا بازرگانی ها تج ارمی یه ما هادنوچونات نابینا ما و ارمی دا وکی تبریز ارمی ما بالا فرگه که برای که گلا که پیش کفتی هی همجی حس کند وی بالا فرگه دا استفاده جه ببینین وکی ارمی تبریز هاتنا چونا نابینا استانبول و گور دا همجی حس کند او بین اوی داری مجی سوی هنده مجاره ما اینا زمانو همجی حاضر این که بالا فرگه همه یعنی کاری وی زیدتر بید نه دو تیارتین ایک بو انقره ایک بو استانبول زمانه که نزدیک دا چونکه وقتی تد زانین بالا فرگه همه بالا فرگه که ناو نتویه یعنی بالا فرگه وانه پیش و چویتر اند بیجین بالا فرگه همه لازم پتر بیتا کار اینانو تیاره زیده هادنو چونا تیاره جی همش یه رایدارت خواهید وکی ترک هوا یولویت خوازین که سفر تیاران زیده کن چونکه اول طلب هون اول که سفر تیاران بو ازمیر انقره استانبول مرسینه بینه دانان دور سپاس Başkanım ben ev sahipliğiniz için, bu güler yüzünüz için, bu sıcaklığınız için inşallah bu ticarete, kültüre, turizme, doğaya her şeye faydalı olacak. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok var olun. Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük sanayi odası, Türkiye'nin ilk 500 sanayi şirketini belirleyen kurumu burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bize çok heyecan katıyoruz. İnanın bir hafta heyecanlı hayata kalkıyoruz. Çünkü bizden çok insan gitti, bize çok az insan geldi. Böyle sizleri burada görmek, ayrıca de basın açıklamalarınızda bana sığdırdılar. Çok keyif aldığınızı, çok böyle güzel bir proje, beni heyecanlandırdığınızı sizin için söylüyorum. Ben de yönetimim ve meclisim odam adına, yüksek o halk adına, yüksek o ticari adına sizlere çok minnettarız. Şu bizleri çok heyecanlandırır. Ben umuyorum sizler gidip bu güzellikleri anlatacağımızdan eminim. Sizden sonra belki buraya çok insan gelir. Çünkü bizi bilmeyen bilmiyor. Yani hatta kötü biliyor. Algıları vardır. İnşallah biz bu algıları kırmaya çalışırız. Çünkü biz çok badireler atlattık. Çok zor süreçler atlattık. 35 yıldır coğrafyamızda maalesef akan bir kardeş kanım vardı. İnşallah burada son buldu, son bulacaktır da. Artık memleketimiz, yüksek oğamız, Hakkari'miz, coğrafyamız turizmle, güzelliklerle, kültürlerimizle, misafirperverliklerimizle anlatılacak. Bakın vekilim bana dedi ki ben kabul etmedim dedi. Ateş almam gelmişler. Ben onlara buzağı yalamışım. Köy sofrası sereceğim. Yemek yemeyeceğim. Hatta bugün uçağı da vardı. İptal etti dedi. Ne olur ben ikna ederim. Onun için ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Sizlerden biz çok keyif aldık. Sizin bu gezinizi, bu seyahatinizi, memleketimizi çok önemli buluyoruz. Çok kıymetli buluyoruz. Ben inanıyorum bu işte görsel medyada, ulusal medyaya da yansıyacaktır. Yani sizler de belki bu gezi amaçlıdır ama ben inanıyorum yüksek oğamızın tanıtım konusunda çok katkı sunacağına hiç şüphemiz yoktur. Ben hepinize odam adına hoş geldiniz diyorum, safalar getirdiniz. Biz sizlerden çok mutlu olduk, çok sevindik böyle bizi ziyaret ettiğinizden dolayı. Çok teşekkür ederim. Yüksek oğa biraz iş adamlarımızın biraz üvey evlat gibi gördüklerini görüyorum. Bak ben 3 dönem milletvekili yaptım. Rahmetli Özal'la çalıştım. Hafta sonra. Daha sonra ben son. Fakat hep bu bölgeye hizmet etmek için bir siyasetçi olarak. 3 dönem milletvekili. Biz de kendimiz bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama malum devlet imkanları yani devlet her yere her şeyi yapamıyor. Fakat bunun yanında biz de özel sektör ne yazık ki göremiyorum ben bu bölgede. Genellikle iş adamlarımızın burada yatırım yapmaları çok önemli. Çok önemsiyorum. Bak ben işte 3 dönem milletvekili yapmışım. Gelip kendi bu bölgeme hizmet etmeye çalışıyorum. Bu şiddet olayları bitsin diye bir şey çalışma içindeyiz. Bir, dışarıda görüldüğü gibi değil burası. Yani batıda Hakkari denince sanki bölücü bir yer, sanki saygı verici bir yer, sanki her görüşünde terör var gibi bir bakış var. Bu doğru değil. İnanın bu doğru değil. Yani bu eğer biz hepimiz el birliğiyle bu işte
birazcık bir gayret gösterirsek ben şuna inanıyorum. Bu sorun kalmayacak istiyorum. Ama tamamen sorun biraz ekonomiktir. Yani siz eğer bir yeri kalkındırırsanız, ekonomik yönden kalkındırırsanız, bana göre orada başka tüm şeyler kalmaz. Bu çok önemlidir. Yani buranın insanı gerçekten ekonomikmen gelişmek ister, ticaret yapmak ister, zengin olmak ister. Biraz daha güzel bir yaşam elde etmek için. Hayattır bu çünkü. Halk ise yani Hakkari, evet, yüksek bir Hakkari gibi bir yerde stratejik konu itibariyle iki ülkenin şeyi, hatta ülkemizde kalsak da çok üçgen. Üç ülkenin üçgeni içerisindedir. Dolayısıyla böyle bir sınırda olmanın bir bedeli de bir ikramı da olmalıdır. Yani bu konuda valla ben sizlerden biraz katkı bekliyorum. İnşallah. Hakkari'ye, yüksek ve iş adamlarımızı davet ediyorum. Gelin benim de bir milletvekili olarak emekli maaşım var, onu da katacağım. Ne yapalım? Köyü var, arazi var, onu da vereceğim. O konuda her türlü yardımı da yapacağım. İnanın, burada bizim salt gölleri var, dört mersin bir arada olan coğrafya, güzel yerlerimiz var. Ama siz şimdi götürüp gezdiremiyoruz. Böyle aniden gelince, demin dediğim gibi ateş istemeye gelmiş gibi geldiniz. Hemen döneceğiz diyorsunuz. Biz adım attık. Bir adım attınız. Bizim sıkıntılarımız var, ekonomi sıkıntılarımız var. Yani iş adamlarımızı davet ediyoruz buraya. Gelin, korkmayın. Burada şey yok. Hiç kimse korkmasın. Yani İstanbul'daki sermayeyi, parayı getirin bizden. Yani öyle ki korksak gelmezdik zaten. korkmayın, biz de cebimizdeki katarız, bir şeyler yaparız beraber. Şöyle bir kalkındıralım. Beli az beni eve doğru döherif beri neha? İstanbul Sanayi Odası yani cihe fabrikatör cihe karmenda ya Türkiye'ye her amazın odak ya bazırganiye ya sanayiye ava gut am hasitken bena herama cizire şırnakı colemirge geveri am jidid ma gut am digelek be keyfaş bin hatna hava am ji ma haziriya vatkir bu hata evroke دو هاتنا دهونا پر هاتنا جزیره جزیره چون شرناخه شرناخه گل یه زاپه ده هاتنا جوله مرگه شویده جه هاتن گوری بونه مهوان ادمه وسپیده جه مپیگ و گل کارمند ادمه یه گوری یه گوری و یه که ادامه ده ادمه مپیگ و گلک دشتای خار ام گلک به کیفاش بون اف هاتنا وانه جه بومه تشتکی جدای گله بومه تایبته بیجه بوچه اگر استانبول رابن 120 کسید کارمند بینه گوری اوه دیمه که گوره حضوره گوره جه شوله یه جه کده یه جه کاری یه ام گله به کیفاش بون اوجی گله به کیفاش بون گله کیفا و جه مهات جغرافیا مهات ام گلچه قدری وگرد، انشالله اوه داوی نابیتن دهش اینا بنم مهوانید. متو زنی ملت می هر اما گفر شمزینا روبارو که جلمیرگه ام ملت که مسافر پرونن، ام ملت که کیفخشن انشالله کیفاجی مهاتیه ام و بیرو باری دانه اوه ده بیتا صداما گل شول و فابرقیت گفر بینه وکرنه ام گلک به کیفخشن جامعه هاتمونه مهواند مه Bu bazırganya bajere çi fayda de hadi inşallah. Az beni ev camire ne karmendit mazın İstanbul'e hemi hudan fabrika ne az ve beri baveriye da me de demek ki nezik de organize sanayi me ve biten ev organize sanayi me ve biten dejin em hasken te da cepel gene em hasken ere kede biken em hasken insani cep de ne şule em hasken ere ticaret iken şuku adorberi me کردستان و عراق یا دوربین ما ایران ام جهه که استراتژیک ام جهه که تایبت دانه بو تجارت و بو شوله بو کده انشالله ده بو فایده بو ما چه بیت بو پاش بر روشی افن حکاری یکشک و شرناک بلگلرنی استانبول سنایی اوداسی و ایش ادامları olarak زیارتلرده بلوندونوز Bölgeyi nasıl buldunuz? Bundan sonraki projeleriniz nelerdir anlatır mısınız? Metin Akyüz, İstanbul Sanayi Odası'nın birazcık da gecikmeli tabii Şırnak, Cizre ve Hakkari, Yüksekova iş sahalarını, buradaki imkanları, fırsatları, buradaki yaşayan insanların ve ortamın
ne durumda olduğunu görmek açısından çok değerli bir gezi düzenledik. İnanılmaz keyif aldık. Öncesinde farklı algılarımız vardı. Tabii yani bu bölgeye ben de zaten son dakika karar verdim. Çok tabii nelerle karşılaşabileceğime dair bir fikrim yoktu ama merak ettim. Burada olmanın önemli, en azından sanayi açısından buradaki iş imkanlarını, fırsatları, sanayicimizin neler yapabileceğine yönelik çıkan durumları yerinde analiz edebilmek açısından değerli olabileceğini düşündük ve buradayız. Çok iyi karşılandık. Öncelikle tabii bu her bir Şırnak olsun, Cizre olsun, Hakkari olsun ve Yüksekova, en son Yüksekova'dayız. Buradaki bizi ağırlayan oda başkanlarımıza, belediye başkanı ve valimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi karşıladılar. Çok iyi izlenimlerle buradan ayrılacağız. İnşallah tabii burada döndükten sonra bizim bir ev ödevimiz var. Bunu yerine getirmemiz lazım öncelikle. Nedir bu? İşte ilgili bulunduğumuz sektöre bu bölgenin bir raporunu, analizini yapmak efendim. Şu anda içinde bulunan durumu her ayrıntısıyla bir rapor haline dönüştürüp bu sirküleri tüm üyelerimize efendim, biz Türkiye Tiliko Sanayicileri olarak 19. İstanbul Sanayi Odası'nda Tiliko Komitesi'ni temsilen oradayız. Tiliko camiası emek yoğun bir camia. Kadınların daha fazla istihdama öncelik tanıdığı bir sektör. Hazır giyim sektörünün en dinamik sektörü. Dolayısıyla bu yönde üzerimize düşenler var. Döndükten sonra bu zaten şu anda bile bu süreç içerisinde çalışmalarla ilgili istişare içerisindeyiz. Odaya döndükten sonra tam detaylı olarak bunu raporlayacağız. Sektöre bu sirküleri dağıtacağız. Yani biz ne düşünerek yola çıktık? Sonuçları itibariyle baktığımızda fevkalade olumlu, faydalı bir gezi oldu. Herkese bu anlamda emeği geçen ve bu geziyi organize eden tüm bizim oda başkanımız, meclis başkanımız ve buradaki yereldeki başkanlarımıza ve meclis üyelerine, yerel halkın öncü isimlerine, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok iyi ayrılıyoruz buradan. Çok teşekkür ediyorum. Yakın durmamız lazım. Çünkü burada potansiyel var. Yani ben dünyanın pek çok ülkesini dolaştım. Bu bölgeyi görünce, yani ilk defa geliyorum ben bu bölgeye ve inanılmaz etkilendim. Yani burada her yerden bir sinerji, her yerden bir ülkenin daha fazla kalkınmasına, büyümesine, bu bölgesel halkın gelir düzeyinin artmasına, zenginleşmesine yönelik inanılmaz bir potansiyel var. Bunu gördük. Yani bu açıdan her bir kesim kim olursa olsun hepimiz daha fazla birbirimize sarılmamız lazım. Daha fazla yakın durmamız lazım. Daha fazla bir araya gelmemiz, iletişim halinde olmamız lazım. Bu çok önemli. Biz İstanbul Sanayi Odası olarak ve ben kendi sektörüm adına da her daim bu anlayış içerisinde olacağımı çok rahatlıkla söyleyebilirim.